Konular yorucu, gündem ağır. Yorulduk sevgili izleyenler, biraz gündemimiz değilsin. Ne güzel, yaz sezonundayız. Öyle ya da böyle tatil planları yapıyoruz. Havalar da şaşırtıyor, bir iyi bir kötü, orası ayrı ama eninde sonunda hepimiz tatil beldelerinde şu ağır geçen senenin stresini atacağız. Yaz sezonu deyince akla gelen konular belli. Denize gidilecek, havuza gidilecek, yaz mevsiminde deniz ve havuz tatili yaparken bir de kötü etkilenen, zaman zaman yıpranan saçlarımız ve cildimiz var. Biz kadınlar takarız böyle şeyleri. Nasıl koruyacağız saçımızı, cildimizi? Güneş lekesi ve yanıklarına karşı kullanılan koruyucularla ilgili nelere dikkat edilmeli? Muhabirimiz İzel Topaloğlu işte bu güncel konuları değerlendirecek. Yanında da uzman bir isim var. Hadi sözü onlara bırakalım. Evet, deniz, kum, güneş, yaz mevsimi gerçekten çoğumuzun sevdiği mevsimlerdendir. Ama bu yaz mevsiminde özellikle pek çok sağlık sorunu kapımızı çalabiliyor. Özellikle cilt problemleri bu aylarda en sık görülen sorunlardan biri oluyor. Yine yaz mevsiminde cildimizde aşırı yağlanmadan kaynaklı meydana gelen akne oluşumları olabiliyor. Ya da güneş ya da ultraviyole ışıklarından dolayı lekelerle karşı karşıya kalabiliyor. Onun dışında yine yazın özellikle karşılaştığımız diğer sorunlardan biri biliyorsunuz ki cildimiz daha bir hassas oluyor. Çünkü dediğimiz gibi çok fazla güneşe maruz kalıyor. Tabii ki buna nem de ekleniyor. Dolayısıyla cildimiz biraz daha hassaslaşıyor ve özenli bir bakım gerektiriyor. Peki cildimize hangi bakımları yapmalıyız? Bu özenli bakımlar arasında neler yer alıyor ve cildimizi ve saçımızı senin dediğin gibi nasıl korumalıyız? Bu gibi soruların cevabını Doktor İhsaniye Dönmez Çiçek'ten alacağız. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk Güzel Hanım. Günaydınlar diliyorum herkese. Hocam, dediğimiz gibi yaz mevsimindeyiz artık ve benim de dediğim gibi cildimiz çok hassas. Güneşin ultraviyole ışıklarından korumamız lazım. Evet. Cildimizde yaşadığımız pek çok problemlerle karşı karşıya kalıyoruz bugünlerde. Nasıl korunmalıyız? Evet, gerçekten yaz aylarında en çok etkileyen faktör tabii ki güneş. Derimizi en çok etkileyen faktör. Bundan korunmamız gerçekten çok önemli. Özellikle ultraviyole A ve ultraviyole B dediğimiz ışınlar derimizi etkiliyor güneşten kaynaklanan. Ultraviyole A dediğimiz ışınlar derinin daha derin tabakalarına inen ve özellikle kolajen yapımızı bozan ve leke oluşumuna daha çok kolaylık sağlayan ışınlar. Bu arada ultraviyole B dediğimiz ışınlar ise derimizin üst tabakalarında yani çok derine inmeyen, çok yüzeyelde kalan fakat bunlar da yine hem lekeliye hem de bronzlu en önemlisi de alerjik reaksiyonları sağlayan ışınlar. Güneşten hem alerjik reaksiyon olarak etkileniyoruz yani bize alerji yapabiliyor. Derimizde bazı alerjik ve çok hassasiyet oluşturabiliyor. Hem de derin tabakaları etkilediği zaman da kolajen yapımızı bozarak yaşlanmamızı arttırabiliyor ve kanser oluşumuna da yatkınlık oluşturabiliyor. Peki hocam, şimdi aslında bence en önemli dikkat etmemiz gereken şeylerden biri güneş kremi. Güneş kremi, evet. Siz uzmanlar diyor ki evde bile güneş kremi kullanın. Hatta 2-3 saate bir yenileyin. Bir güneş kremi seçerken özellikle nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Evet, söylediğim gibi bir kere güneş kremi seçerken hem ultraviyole bizim güneş kremleri üzerinde SPF diye gördüğümüz faktörler ultraviyole B'nin korumasını gösteren faktörler. Fakat uzun ultraviyole A dalgaları da var. Bunu da sağlayan uzun dalgalara da etkili PDD dediğimiz bazı faktörler var. Bunları da içermesi gerekiyor. Bunun dışında güneş koruyucu özellikle aradığımız şey bir kere küçük çocuklarda çok dikkatli olmamız gerekiyor. Özellikle mineral içerikli güneş koruyuculara dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü kimyasal içerikli güneş koruyucuları çocuklarda ve bebeklerde kullanmamız uygun değil. Bunun dışında tabii birçok hastamda gördüğüm güneş koruyucuların yanlış kullanımına bağlı olarak da cilt üzerinde bir sürü reaksiyonlar görülmekte. Özellikle derinin altında bazı güneş koruyucular iyice kapattığı için yağlanmayı ve terlemeyi son derece arttırıyor ve bu şekilde deride reaksiyon oluşumuna sebep olabiliyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka bir dermatoloji doktoruna başvurup cildinin türüne göre güneş koruyucu hangi güneş koruyucu türünü seçmesiyle ilgili bilgi alması çok çok önemli. Çünkü kuru ciltli ya da yağlı ciltli birine yoğun bir krem verilirse bu sefer ciltte farklı reaksiyonlara sebep olabiliyor. Bunun dışında tabii ki
tenimizin rengine göre de güneş koruyucu faktörümüzü ayarlamamız gerekiyor. Açık tanelerde özellikle 30-50 faktör üzerini tercih etmemiz gerekiyor. Koyu tanelerde daha düşük faktörleri de tercih edebiliyoruz. Diğer bir sorum, biliyorsunuz ki artık dediğimiz gibi yaz geldi ve herkes tatil planları yaptı. Hı hı. Şu an deniz tatil beldeleri, deniz, havuz kenarları tıka basa dolu. Dolayısıyla havuzdaki klor ya da denizdeki tuzlu su hem cildimizi hem de saçımızı yıpratabiliyor. Çok. Deniz ve havuzda nelere dikkat etmeliyiz? Evet, mutlaka havuza girdikten sonra havuz çıkışında mutlaka bir duş alıp cildimize özel saç spreyleri var, keratin bakım spreyleri var, özel yağlar var, saçımızı koruyucu, güneşten koruyucu, hatta güneş koruyucu içeren bir takım keratin spreyleri de var. Bunları uygulayarak saçımıza güneşin etkilerini, havuzun içerisindeki, havuz suyun içerisindeki klorun etkilerini minimize edebiliriz. Bunun dışında tabii ki tuzlu su saçlarımızı, özellikle derimizi ve saçlarımızı son derece kurutuyor. Tuzlu su sonrasında mutlaka yumuşak bir sabunla, hassas ciltler için özel bir sabun ya da bir zeytinyağlı sabunla cildimizi hafif yıkayaraktan arkasından bir nemlendirici kullanmamız çok çok önemli. Özellikle deniz sonrasında cildimizin nemlendirilmesi gerçekten çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Şunu merak ediyorum, aslında bu yine şahsi bir soru olacak hocam. Şimdi denizden sonra aslında bence hepimiz demeyeyim, pek çok kişi yani ya da bir kısım, özellikle ben tuzlu suyla güneşlenmeyi seviyoruz. Tuzlu su, yani bu denizden çıktıktan sonra siz hemen duş alınmayı öneriyorsunuz, doğru evet, mu? Evet, evet, aynen öyle. Tuzlu suyla güneşlendiğimiz zaman bir tık güneşin etkisini daha da fazla hissetmemize sebep oluyor tuzlu su. O yüzden hani bir yıkanıp ondan sonra vücudumuza bir güneş koruyucu sürüp arkasından güneşlenmek çok daha ideal olur. Peki hocam, bir cilt bakımından bahsedelim. Cilt bakımı, doğru bir cilt bakımı sıralaması nasıl olur? Temizleme sanırım, evet, değil mi? Nemlendirme ve güneş koruyucu. Evet, sizden öğrenelim. Doğru bir cilt bakımı nasıl yapılır? Aynen öyle. Şimdi son zamanlardaki en çok karşılaştığımız hatalardan birisi de aşırı cilt bakım ürününün kullanılması. Çok fazla cilt bakım ürünü kullanılması derimize iyi gelecek diye bir şey yok. Hatta tam tersine derimizin bariyerini bozabiliyor, onarım mekanizmalarını problem oluşturabiliyor ve hatta bazı cilt sorunlarına sebep olabiliyor, cilt hastalıklarını tetikleyebiliyor. Ne yapabiliriz? Öncelikle derimizin tipine göre temizleme, yağlıysa daha derin temizleme, kuruysa daha hassas temizleme şeklinde bir temizleme. Arkasından mutlaka ve mutlaka nemlendirme önemli. Hani yağlı ciltlerde nemlendirmeye gerek yok diye bir şey yok. Kuru ciltlerde daha yoğun nemlendiriciler, ama yağlı ciltlerinde cilt yapısına uygun nemlendiricileri kullanmalarını öneriyoruz. Mutlaka güneş koruyucusu her zaman söylediğimiz gibi çok çok önemli. Çünkü artık ozon tabakası bildiğiniz gibi inceldi ve güneşin zararlı ışınları derimizi çok çok etkiliyor ve cilt kanserlerini çok fazla görüyoruz. O sebepten dolayı güneş koruması çok çok önemli. Cildimizin yapısına göre uygun bir güneş koruyucu kullanılması çok önemli. Bunun dışında gündüz güneşe çıktık, işte denizde yüzdük, güneş altında kaldık. Akşamları mutlaka makyajımızı temizledikten sonra yatmadan önce bir cilt bakım, mutlaka bir derimizi iyileştirici antioksidan içerikli bazı serumları sürüp yüzümüze bu şekilde yatarsak uykuda daha güzel bir şekilde cildimizi onarmış oluruz. Bunlara dikkat ettiğimiz surette bunların daha fazlasına hiçbir şekilde gerek yok. Temel bakımımız bu şekilde olmalı. Aslında günümüz sosyal medya, biliyorsunuz ki, evet, bu sosyal, evet, medyadan kaynaklı da pek çok akımla, videolarla karşılaşıyoruz ve hep maalesef her bir videoda da yani birçok farklı bakım ürünleri kullanıyorlar. Bunun yanlış olduğunu, aynen, belirtiyoruz. Aynen, aynen, kesinlikle. Gençlerimize de buradan bir uyarı olsun, değil mi hocam? Kesinlikle, aynen, aynı şekilde çok fazla ürün kullanmak derimizin çok güzel olacağı anlamına gelmiyor. Lütfen buna dikkat edelim, doğru ürünü kullanalım ve mümkün olduğu kadar sade şekilde dikkat edelim korunmamız gereken şeylere de. En önemlisi bu.
Evet, sade bir şekilde dediniz. Aslında bunu bence hepimiz biliyoruz ama bu özellikle yaz aylarında ağır fondötenler, ağır kapatıcılar ya da ağır yağlı nemlendiricilerden de uzak durmamız gerekiyor değil mi hocam? Kesinlikle. Çünkü bu gözenek oluşumuna ya da komedyen oluşumuna da etkili oluyor. Aynen aynen. Buna müsait olan ciltlerde, hatta kuru ciltlerde bile yanlış güneş koruyucu, yanlış kapatıcılar, fondötenler kullanımına bağlı olaraktan çok ciddi gözenek tıkanmaları, komedyen oluşumları, siyah nokta oluşumları, derinin altındaki yağ kistlerinin ve ter kistlerinin artışları gibi durumları çok fazla görebilmekteyiz. Hocam benim diğer merak ettiğim sorulardan biri, vatandaşlarımıza buradan bilgilendirme amaçlı sorayım ben sizlere. Bu yaz aylarında özellikle sinek ısırıkları, böcek ısırıkları evet. da artmış durumda. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldığımız zaman, bir sinek ya da böcek ısırığıyla karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapmamız gerekiyor? Evet, yani çok fazla tabii ki hemen oradaki reaksiyonu geçirici, belki hemen elimizin altında bir buz varsa buz uygulaması yapabiliriz. Mutlaka yanımızda bizim antipiritik, antiallerjik dediğimiz birçok yerde ulaşabileceğimiz bazı losyonlar var. Bunlar kaşıntı hissini o an için geçirebilmekte. Mümkün olduğu kadar travmatize etmemeye çalışmalıyız. Çünkü travmatize ettikçe basit bir alerjik reaksiyon olarak başlayıp arkasından enfeksiyon da kapabiliyor. Bu tür ısırıklarda bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan korunmak için bazen hastalarımıza böyle basit yöntem olarak lavanta spreylerini önerebiliriz. Lavanta spreyi açık olan bölgelerimize sıktığımız zaman bu tür haşeratlar gelmesi daha da zor olabiliyor. Buna dikkat edersek bir tık daha azaltmış olabiliriz belki. Evet, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Evet, İhsaniye hocamızın verdiği bu bilgiler özellikle bugünlerde yaz aylarında bence altın değerinde diyebiliriz. Çünkü gerçekten yine İhsaniye hocamızın dediği gibi yaz aylarında dikkat etmemiz gereken pek çok husus bulunuyor cildimiz ve saçımız için. Çünkü yayının en başında da söyledik, cildimiz bugünlerde fazlasıyla hassas. Dolayısıyla daha özenli bir bakım gerektiriyor. İhsaniye hocamızın verdiği bu bilgileri de dikkate alarak yazın daha sağlıklı bir ciltle geçirebiliriz diye tahmin ediyoruz diyerek sözü tekrar stüdyoya bırakalım.